Merhaba, Resmin Öyküsü programında tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle Sabuncuoğlu Şerefettin'in Cerrahül İlhaniye adlı eserinden bahsedeceğiz, onu konuşacağız. Pandeminin Türkiye'de ilk patladığı dönemlerde, yani 2020 yılının Mart ayında bir resim gündem oldu. Bu resim aslında Sabuncuoğlu Şerefettin'e ait bir resimdi. Aslında bu resim üzerinde bir oynama vardı, bir mizah vardı. Bir arkadaşımız bunun üzerinden bir mizah yaparak anlatımda bulundu. Maalesef bu anlatım çok fazla TV programına, akademik anlamda hocaların paylaşımlarına, hastane duvarlarına kadar ulaştı. Ben bugün Sabuncuoğlu Şerefettin'in bu eserinin aslını, aslında ne anlatılmak istendiğini anlatmaya çalışacağım sizlere. Gördüğünüz üzere burada Sabuncuoğlu Şerefettin'in tasviri var. Biraz bu tasvirlerin içerisine daha fazla girmeliyiz. 1380 yılında Amasya'da doğan Sabuncuoğlu Şerefettin, burada bu bölgede hekim yetiştiren bir ailede büyüdüğünü söyleyebiliriz. Babası, dedesi hekimlik mesleğinde yetişmiş insanlar ve Amasya Darüşşifası'nda aktif görev almış insanlardır. Sabuncuoğlu da aile geleneği olarak bu mesleği devam ettirmek istemiştir. Tabi devre bakacak olursak 1380'ler 1400'lü yılların Fatih Sultan Mehmet devri olduğunu bilmekteyiz. Fatih devrinde yetişmiş bir bilim insanı, bir sanatçı ve bir Anadolu hekimi. Bu anlamda çok önemli çünkü Fatih Sultan Mehmet devrinde İslam bilim tarihinin adımlarının atıldığını, resim sanatı üzerine çalışmaların yapıldığını görmekteyiz. Sanatçının eseri Osmanlı resim sanatının ilk bilinen örneğidir. Yani bir tıp kitabı Osmanlı resim sanatında ilk defa resmedilmiştir bu eserle birlikte. Eser günümüzde Paris Bibliothèque Nationale Fransız Kütüphanesi'nde. Buraya gitme hikayesi ise 1800'lü yıllarda yine Osmanlı döneminde bir Fransız doktora hediye edilmesiyle birlikte bu bölgeye gittiğini söyleyebiliriz. Bu eserin içerisindeki tasvirler Osmanlı resim sanatının ilk örnekleri olduğunu söylemiştik. Sanatsal etkileşime bakacak olursak, çekik gözler, basık burun ve ince uzun surat aslında sanatsal etkileşimi gösteriyor. Anadolu sanatının başladığı dönemlerde, erken dönemlerde kültürler arası etkileşimler, çevre kültürlerin sanatı Osmanlı resim sanatına yansıyor. Bunda Bizans üslubu, ak koyunlu, kara koyunlu ve daha öncesine gidersek yani Uygur resim sanatının bile izlerini görmekteyiz. Evet, Sabuncuoğlu burada bir hastasını tedavi ediyor aslında. Tedavi yöntemleri şu şekilde: dağlama yöntemi, basit kesikleri tedavi etme yöntemi, kırık, çıkıklar üzerine yaptığı tedaviler, onun eserinde gösterdiği tedavilerden bazılarıdır. Sabuncuoğlu'nun 3 tane eseri biliniyor. Akrabanın Tercümesi, Cerrahül İlhaniye ve Müreccebname olmak üzere. Bu eseri ise Cerrahül Haniye olarak geçiyor. Eserin 3 tane nüshası var. Bir tanesi Paris'e giden nüsha ve Sabuncuoğlu'nun bu nüshayı kendisinin kaleme aldığını, resmettiğini düşünüyoruz. Bu anlamda bu nüsha çok önemli ama günümüzde Paris'te. Millet Kütüphanesi'nde bir nüshası var ve Çapa Tıp Fakültesi'nde de bir nüshası bulunmakta bu eserin. Eserin özelliğine gelecek olursak, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış olması çok önemlidir. Çünkü o dönemde Anadolu halkı Türkçe konuşur ve ben de Anadolu halkının konuştuğu dilde eser yazmak istedim diye Sabuncuoğlu belirtmektedir. Yani herkesin okuyup anlayabileceği bir Türkçe ile eserini kaleme almıştır. Bilim dilinin, edebiyat dilinin Arapça ve Farsça olduğu dönemlerde Anadolu Türkçesiyle eser yazması Sabuncuoğlu'nun aslında bu eserin
geç dönemlere kadar keşfedilmemesine sebep olmuştur. Çünkü Türkçe yazılmasından dolayı ilerleyen süreçler, yani 1800'lerde, 1900'lerde bu eserin keşfedilmesinin sebebi olmuştur. Sabuncuoğlu'nun eserinde kendini sakallı, yani böyle bir artık meslekte kendini eriştirmiş ve karşısındaki hastasını tedavi ederken ondan farklı bir tiplemeye girdiğini görmekteyiz. Beyaz sakal. Üzerindeki kıyafetlere bakacak olursanız insanların aslında Anadolu'nun taşrasında yaşayan insanların kılık ve kıyafetleri hakkında bilgi edinebiliriz. Düşünsenize, bunlar Amasya'da yaşayan insanlar. Devletin başkenti İstanbul ve İstanbul yeni fethedilmiş. Bu bağlamda Amasya'daki, taşradaki insanların kılık kıyafeti çok önemli. Eserde Anadolu kadınına, Anadolu çocuklarına da yer verilmiş. Bunlar da diğer varaklarda önemli unsurlardan birisidir. Sabuncuoğlu'nun ayrıca bir başka özelliği ise eserini çiçek formlarıyla, vazolarla, bazı testi ve ibriklerle süslemiş olmasıdır. Yani sadece doktor ve hasta yoktur. Birden sayfayı bir çiçek süsleyebilir ya da bir vazo süsleyebilir. Bu anlamda Sabuncuoğlu'nun çalışmaları sanatsal olarak çok önemlidir. Sabuncuoğlu eserinde sadece doktor ve hastaya yer vermez. Bazı sayfalarda hasta bakıcısı, Şerafettin Sabuncuoğlu'nun yardımcıları, hatta bazı yapraklarda çok kalabalık bir kompozisyon görmekteyiz. Bir sayfanın içerisine 4-5 kişinin sıkıştırıldığını da görmekteyiz. Bir varak örneği vermek gerekirse, Sabuncuoğlu'nun bir hastanın kamburluk tedavisinde kullandığı bir tahta bir iskeleti görmekteyiz. Orada kişilerin omurgasını sıkarak tedavi etme yöntemini kullanmıştır. Hatta bununla ilgili şu örneği verebiliriz. Muhteşem Yüzyıl'da bu işlendi. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Cihangir kambur doğmasıyla birlikte onun çözümlediği iskelet sistemine Cihangir yerleştirildi ve kaburgası sıkıştırıldı. Bu varaklarda geçmektedir. Onlarla ilgili detaylara da bakmalıyız. Sabuncuoğlu'nun etkilendiği bir isim vardır. Bu isim ise 11. yüzyılda yaşamış Endülüslü Zehravi'dir. Zehravi'nin eserinde çeşitli bu şekilde burada gördüğünüz gibi ameliyat aletleri vardır. Bu ameliyat aletlerinin benzerlerinin Sabuncuoğlu'nun eserinde olduğunu görmekteyiz. Sabuncuoğlu eserinde şunu söyler. Zehravi'den alıntılar yaptığını ama tamamen bir intihal olmadığını, kendinin de eklemelerde bulunduğunu ayrıca aktarmaktadır eserde. Sabuncuoğlu'nun bu eserinde bir diğer önemli özellik ise Sultan II. Beyazıt'ın mührü vardır. Yani Sultan II. Beyazıt'ın mührünün olması bu eserin saray kayıtlarına girdiğini gösterir. Çünkü Sabuncuoğlu kendi ilmini anlatmak, kendi çalışmalarını sultana takdim etmek amacıyla İstanbul'a gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet'e bu eserini hediye etmiştir. Fatih'in bunu kabul ettiğini, ayrıca babası tarafından bu kitabında mühürlendiğini bilmekteyiz. Dediğimiz gibi bu mühürlü nüsha günümüzde Paris'te. Sabuncuoğlu İstanbul'a geldiğinde ayrıca Kastamonu'ya, Gerede'ye, Tosya gibi bölgelere uğramıştır. Kastamonu'da bazı beyliklerin himayesinde çalışmalar yaptığı da bilinmektedir. Ya taşrada yetişmiş bir bilim insanının, Amasyalı bilginin İstanbul'a gelmesi, Kastamonu'ya uğraması, buralarda ilmini yayması, öğrenciler yetiştirmesi çok önemlidir. Bu bağlamda kitabın en önemli özelliği ise Anadolu halkına balsamlar, bitkilerle iyileştirme tedavilerinin yanı sıra
cerrahi faaliyetlerde bulunmasıdır. Çünkü herkes iyi bir hekim olabilir ama herkes iyi bir cerrah olamaz. Çünkü bu bağlamda vücudun bir yerinin açılması, geri dikilmesi gerekiyor. Bunlar çok tehlikeli işlemlerdir ve hayat kaybı olabilir. Erken dönemlerde bunlara daha çok rastlanmaktadır. Cerrahi anlamda bu şekilde çalışması Sabuncuoğlu'nu zirveye taşımıştır. Bu eserinde de yaptığı çalışmaları gösterir. Hatta bir varakta, mürecceptname'deki bir varakta kendini yılana ısırttığını ve yaptığı karışımla birlikte panzehir hazırlayarak bu zehirden kurtulduğunu da anlatmaktadır. Deneysel yöntemler ve deneysel çözümlemelere girmesi bu bağlamda önemlidir. Sabuncuoğlu'nun eseri gördüğünüz üzere Paris'te olduğunu söyledik. Diğer varaklara, diğer nüshalara ulaşmak için Millet Kütüphanesi'ne, Çapa'ya bakmak gerekir. Bu eserinde BNF'de nüshaları bulunmaktadır. 2020 yılında ülkemizi de etkileyen pandemiyle beraber Sabuncuoğlu Şerafettin'in tekrar anıldığını gördük. Fatih Sultan Mehmet devri hekimlerinden olan Şerafettin Sabuncuoğlu'nun Amasya Darüşşifası'nda yetiştiğini, hatta günümüzde Amasya Darüşşifası ziyaret edildiğinde Sabuncuoğlu Şerafettin'e ait bir konseptin olduğunu da görmekteyiz. Bu bölge ayrıca ziyaret edilebilir. Yazdığı eserle birlikte günümüze kadar birçok çalışmayı etkileyen Anadolu hekimini burada anmış bulunuyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle.